Herkese merhabalar. Bu hafta farklı bir deneyle karşınızdayım. Geçen hafta levitasyonla ilgili küçük bir deney yapmıştık. Deneyde küçük nesneleri havada uçurmaya çalışmıştık. Bu hazır bir cihazdı. AliExpress'ten satın almıştım. Şimdi buna benzer bir aksesuar daha var. Uçan lamba diye satılıyor. Yine AliExpress'te. Burada yalnız iki ayrı devre kullanılıyor. Biz biri hazır olduğu için satın almıştık. İkincisini de kendimiz yapacağız. Nasıl yapıldığını hatta burada anlatacağım. Deneyde kullanılan devreyi kısaca size anlatayım. Bu havada uçan lambayı yakmayla ilgili iki MOSFET'le çalışan bir devre yapacağız. Bu devrenin detaylarını indüksiyon ısıtma nasıl yapılır videomda anlattım. Bu videoyu tekrardan yapmak istemiyorum. Bir saat, iki saat sürebilir. Uzun bir video olmasını istemedim. Merak eden arkadaşlar devreyi oradan öğrenebilirler. Şimdi bu devreyle neler yaparız dediğimizde, bu devre indüksiyon nasıl ısıtılır da kullanılıyor. ZBS dediğimiz yüksek gerilim üretmek için kullanabilirsiniz. Telefonunu uzaktan mesafeden şarj etmek için bir video yapmıştım, orada kullandım. Yani her derde deva derler ya, böyle bir devre. Bununla ilgili hangi malzemeleri kullandım hemen onlara geçiyorum. Devremin üzerine, yani ön kısmına ilave etmek için şöyle bir küçük bir sargı yaptım. Bu 4 milimlik bir tel, vernik kaplı, kapalı tel. Yaklaşık 3 tur sardım. Devremin şu kısmına, yani ön tarafına lehimleyeceğim. Sonrasında kullanacağım malzemeler, şöyle bir elektrik lambasının duyu kısmının plastiğini aldım. İçini boşalttım, içi boş. Yine bir tane 100 wattlık lamba vardı. Görsel olarak güzel görünsün diye bu lambayı kullanmak istedim. Lambanın iç kısmını arkadan açtım. İçinden lambasını çıkardım. İçini boşalttım. Şöyle bir delik oldu. Şöyle göstereyim size. Boş bir şekilde lamba. Bunun içerisine TV'den söktüğümüz eski ledler vardı. Onlardan led lamba aldım. Şöyle göstereyim. 60-70 tur civarında bir sargı yaptım. 0-30 mikron telle sardım. Bu da ledimizi besleyecek olan tel bobin. Şimdi detaylara geçiyorum ve hepsini birleştiriyoruz, çalıştırıyoruz. Deneyimde kullandığım bu devreyi çok daha küçük yapabilirdim. Başta da söyledim, bunu tekrardan yapmak videoyu uzatacaktır. Onun için yapmadım. Önceden kullanmış olduğum devreyi tekrar burada kullanmak istedim. Şimdi işe ilk önce şu yaptığımız bobini ön tarafına lehimleyerek başlıyoruz. Bağlantımız hazır. Devremiz 12 voltla çalışıyor. 9 voltla da çalışabilir. Ayarlı 9-24 volt arası çalışabiliyor. Voltaj ne kadar yükselirse buradaki manyetik alanımızın da seviyesi büyüyor. Yaklaşık 20 santim civarından elektriğimizi transfer edebiliyoruz. Daha uzak yerlere gönderebiliyoruz. Bunu masanın altına koymuş olsam şu anda, üstüne bir cep telefonu koysak kesinlikle şarj olacaktır. Bir de kullanacağımız bobinimizi yaklaşık 60-80 tur kadar sardım. Bu şekilde 0-30 mikron civarında bir tel kullandım. Bu da vernikli bir tel. Birbirine değmemesi gerekiyor. Onun için vernikli olması lazım. Yaklaşık 5 veya 8 volt üretilecek. Ben bunu ezberden sardım. Yani bir hesap yapmadım. TV'den söktüğüm bu ledi kullanacağım. Bu ledler iki tanesi seri bağlı olduğu için yaklaşık 5 ile 7 volt arasında çalışma voltajına sahip. Bu da hazır. Sonrasında göstermiştim, ampulüm var. Bu ampulü görsel olarak belki daha güzel görünsün diye düşündüm ama sizin tercihiniz. Elimde bu vardı, bunu kullandım. Bunun içinde bir tane plastik kovan, yani lambanın şu şekilde olan duyunu kullanacağım. Buradaki bir detay da, devreye bağlarken bir tane 4001 ya da 4007 diyot kullanıyoruz. Çünkü gelen voltajı doğrultmamız gerekiyor. Hatta üzerine bir tane de aynı şekilde kondansatör bağlarsak lediniz çok daha güzel ve canlı yanacaktır. Şimdi bağlayalım, devam edelim. Devreye ilave olarak bir tane kondansatör bağlayacağım. Direkt diyotun üzerine lehimleyeceğiz. 470 ya da 330 mikrofarad olursa çok daha iyi olacaktır.
şu şekilde diyotumu bağlamıştım. Tam üzerine şu şekilde lehimliyorum. Transistörümü de lehimledim. Hazır. Lambanın içini daha önceden açmıştık. Şu şekilde yerleştireceğim. Arka tarafını da kapatıp şu kısmından silikon yapacağım. Belki çok güzel görünmeyecek ama en azından bir lamba görüntüsü olacak. LED'in sade durmasından daha iyidir diye düşündüm. Şimdi bobinimizi de en son şu plastik kovanın içerisine koyup silikonla topluyorum. Şu şekilde yerleştireceğim, dibine indireceğim ve kapatıyorum. Ampulümü topladım. Son şekli bu. Bobin içerisinde diyot kondansatörümü lehimledim. Şekil olarak böyle. Şimdi bunu ilk önce çalıştıralım. Sonra levitasyon dediğimiz öteki devreyi bağlayalım ve lambamızı uçuralım. Hava devremizi çalıştırıyoruz. Yaklaşık 10-12 volt civarında bir voltaj verdim. Ampulüm hazır. Yaklaştırıyorum. Çalıştığını görüyorsunuz. Hatta arkadaki ışıkları da kapatalım. Daha iyi anlaşılsın. Işığımı kapattım. Daha iyi belirgin olsun diye. Tekrar lambam geliyor. Yaklaştım. Görüyorsunuz çok güzel çalıştı. Levitasyonu yapan, yani havada askıda kalmaya yarayacak elektronik devremizden de biraz bahsedeyim. Ondan sonra deneyimize devam edelim. Burada doğal, natürel bir mıknatısımız var. İçerisinde de 4 tane bobin var. Buradaki bobinler elektromanyetik mıknatıs olarak görevini yapıyor. Tam ortasında da hall center, yani merkezde hall sensör dediğimiz bir parçamız var. Ki sensör vasıtasıyla arkadaki driverlar sürülmeye başlıyor. Çıkışında da her bir bobine gitmeden önce de ikişer tane MOSFET kullanılmış. MOSFET'lerle bobinler sürülüyor. Bunun üzerine gelen mıknatıs havadayken, şu mıknatıs havadayken sağa ve sola kaçmaya başladığında bobinler vasıtasıyla ileri ve geri itilmeye başlıyor. Merkezde tutunmaya çalışıyor. Devremizde bunun üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet, bu da hazır. Şimdi voltajlarımızı verelim. Evet. Şu anda hazırız. Gördüğünüz gibi sopamız da geçti. Ampulümüzü yerleştiriyoruz. Çok güzel geldi. İşlem tamamdır. Ben biraz lambaları kapatayım, daha güzel görünsün. Işıkları birazcık daha kararttım, daha iyi anlaşılsın diye. Elimle de şöyle azıcık çevireyim. Yanına da gidelim. Lambamız çok güzel uçuyor. Beğendiğiniz videoları paylaşırsanız bizleri memnun edersiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şöyle yapalım. En son tekrardan ampulümü alayım. Söndü. Tekrardan geliyor. Yandı.